Değerli izleyenler, hoş geldiniz. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Bütün Türkiye hastalıktan kırıldı. Acaba sıra ne zaman bana gelecek diye düşünürken ben de sıramı savmuş bulundum. 3 gündür rahatsızlığım sebebiyle video oluşturamadım ki zaten yeni bir alım satımı yapmadığımız için Twitter'dan da bir güncelleme yapmadım. Muhtemelen bu Covid'in yeni varyasyonunu da ülke olarak atlatmış bulunduk. Hemen fazla uzatmadan öncelikle sosyal medyada çok konuşulan ve akabinde hiç konuşulmayan bazı detaylara dikkat çekeceğim ve yine Bitcoin'deki son durumu inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle bu yapının bir OBO olabilme ihtimali üzerinde sosyal medyada konuşan insanlar olduğunu gördüm. Öncelikle bu bir OBO olmaz arkadaşlar. Çünkü burada sağ omzun baş kısmına geçtiğini görüyoruz. Kaldı ki bu bir OBO değil, ikili tepe bile olmaz. Ancak şu anda haftalık bazda fiyatın bir formasyonel hedef noktasına geldiğini, bir Fibonacci direnç alanına ulaşmış olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. 32.600 önemli bir Fibonacci direnç alanı. Buranın geçilmesi durumunda sonraki kez 36.300 ile 38.800'lük bu alan. Akabinde bakın neresi var? Bunların hepsi Fibonacci alanı. 42.250 ve 47.200 bölgesi var. Zaten bir sonraki seviye 61.800 olarak gözüküyor. Haftalık bazda fiyatın direnç alanına geldiğini görüyoruz ama bu yapı bir obo veya ikili tepe olarak karşımıza çıkmaz. Bu şekilde okumak çok doğru değildir. Zaten buradaki yapıyı son videomuzda da konuştuk. Aylık bazda bakalım bunun onayı gelecek mi? 3 gün kaldı ayın kapanmasına. Geldikten sonra tabii ki burada da çok daha farklı görüntüleri konuşmaya başlayacağız. Şimdi hemen buraya geçmeden önce böyle bir genel olarak momentumsal incelemek istiyorum. Yani buradaki yapı ne durumda bizler için? Herhangi bir sıkıntı var mı diye yine haftalıktan başlayarak her zaman olduğu gibi incelediğimizde burada para akışı içeriye doğru geliyor. Gayet iyi. Herhangi bir uyumsuzluğa dair. Tabii ki mesela şöyle bir sıkıntı var. Mesela burada haftalık bazda 49'a ulaştığımız dönemlerde momentumda mesela fiyat yaklaşık 30.500'müş. Burada fiyat 34.000 dolara gelmiş neredeyse, henüz 29 bölgelerinde geziyor. Fiyatın buralarda durmadan yükselişine devam etmesi lazım. Ancak eğer buralarda önümüzdeki haftalarda kalıp hatta geriye doğru gelirsek bu bir gizli ayı uyumsuzluğu olarak karşımıza çıkacaktır. Ama henüz öyle bir işaretin burada olmadığını çok net bir şekilde ifade etmekle beraber diğer zaman aralıklarında zaten herhangi bir sıkıntı olmadığını çok çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Momentum bazında baktığımızda 4 günlükte para akışı yeşile dönmüş, gayet güzel. Onun haricinde zaten diğer zaman aralıklarında bir 3 günlükte hala kırmızı kaldı. Burada da aşırı satın alınmış bölgeye geldi momentum. Biraz buradaki görüntü olumsuz gibi gözüküyor. Yükselişinde yavaşlamış olduğunu, yataya bağlamış olduğunu biraz fiyatını düşünürsek. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı olmadığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Yani burada en nihayetinde fiyatlar 30 bin doların üzerindeyken bizim için herhangi bir endişe, korku oluşturacak herhangi bir durum olmadığını çok net bir şekilde ifade edebiliriz. Hatta daha böyle geniş perspektiflere insek, daha böyle geniş, orta, uzun vadeyi direkt etkileyebilecek seviyelerden konuşacak olursak, yani 28 binin üzerindeyken zaten herhangi bir sıkıntı yok ama en azından kısa orta vadeli ölçekte de 30 bin doların üzerinde olduğumuz müddetçe herhangi bir sıkıntı olmadığını net bir şekilde ifade edelim. Zaten burada fiyat hareketli ortalamadan özellikle 24 Ekim'de gelen o devasa yükselişle bayağı bir uzaklaşmıştı. İster istemez hareketli ortalamalar fiyatı mıknatıs gibi çeker arkadaşlar. Yani ya fiyatlar hareketli ortalamaları kendine yaklaştırır ya da hareketli ortalamalar fiyatı kendine yaklaştırır. Yani burada hareketli ortalamaları biraz fiyatın bekliyor olmasında herhangi bir sıkıntı yok. Bu yükselişin sağlıklı devam etmesi açısından gördüğümüz bir durum. Bununla beraber hatırlarsanız size iki tane Wyckoff şeması göstermiştim. Bunlardan özellikle ikincisinde hatırlayacağınız üzere fiyatın bir önceki zirveyi tekrar edeceğini, hatta bir miktar üzerine çıkacağını, yani işte 33-34 bin dolar bölgesine kadar ulaşacağını, akabinde buradan geri düşmeye devam edeceğinden bahsetmiştik. Şu anda bu senaryonun hala aktif olduğunu düşünüyorum. Çünkü haftalık bazda çok önemli bir bölgedeyiz arkadaşlar. Yani Fibonacci alanlarından şöyle bir oluşturup baktığınız zaman 0.5 bölgesi 32.700'e geliyor, denk geliyor haftalık bazda. Bakın Haykinaşı mumlarından incelediğiniz zaman fiyatın şu anda mevcutta direnç alanında olduğunu görüyorsunuz.
Bir sonraki hafta eğer 32.700'ün üzerine bir haftalık kapanışı yapabilirsek burada bizim için çok çok net bir şekilde önümüz açılmış olacak. 39.000 dolar ile 50.000 dolarlık bu koca devasa alana doğru fiyatın hızla hareket etmeye başladığını görebiliriz ama çok kritik bir bölgedeyiz. Aykin Eşimumları bazında baktığınız zaman bakın fiyat tam direnç alanında. Yani düşüş gelirse eğer buradan gelecek. İzleyip görmek lazım. Hala hiçbir şey bitmiş değil bana göre. Yani burada birlikte baktık az önce mesela haftalık bazda diğer türlü yine Fibonacci alanlarında çok önemli direnç alanları var burada. Teknik seviyeler bazında baktığınız zaman haftalıkta en önemli, belki de en önemli direnç alanı bakın Fibonacci alanlarını bir tarafa bırakın. En son bu ikili tepeyi oluşturup aşağıya inmeye başladığımız dönemden bu yana bu bölgeye bakın en son ne zaman gelmiştik biliyor musunuz? 9 Mayıs 2022'de burayı kırdık. Bakın bir kez sadece 10 Temmuz'da ufak bir meşgul ettik. Burayı çok küçük bir rahatsız ettik. Akabinde bakın nereden baksanız bir yılın 1,5 yıl aradan sonra tekrar aynı seviyeye gelmiş bulunuyoruz. Çok önemli bir direnç alanındayız. Vesselam yani fiyatın burayı özellikle önümüzdeki haftalarda kırmış olduğunu görmek istiyorum. Çok kritik bir bölgedeyiz. Dediğim gibi düşüş gelirse buradan gelir. Bir de bunu nerede beklersiniz biliyor musunuz? Eğer buradan düşüş gelmeyip yükseliş devam ettiğinde bir sonraki düşüşü 39 bin dolar ile 50 bin dolar aralığında bir yerde beklersiniz. Yani fiyat potansiyel olarak hatta şöyle söylemek gerekirse bana göre 45 bin dolarlara kadar ulaşabilecek potansiyelde fiyat bu bölgeyi geçtikten sonra yani net bir kazanç alanı önümüzde yine açılmış olacak. Bununla beraber bir önceki videomuzda ise 36 bin doların öneminden bahsetmiştim. 36 bin dolar bizim için özellikle 4 saatlik ve saatlik tablolarda çok önemi olan bir seviye. Çünkü bakın mesela baktığınız zaman özellikle burada 34.650'yi geçtiğimiz zaman 36 bin dolar bizim için bakın Fibonacci rakamlarında 1.618 en önemli rakamlardan bir tanesidir. Yani 4 saatliklerde fiyatın hep buralardan geri geldiği gözlemlenir. Çok önemli bir seviye. Bakalım fiyat burada evvela 34.650'yi geçebilecek mi? Geçtiği anda doğruca çünkü buraya doğru ilerleyecek. Bu arada hazır 4 saatlik de bu görüntüye bakarken ne yapılabileceğine dair konuşmak gerekirse de şöyle bir momentum görünümlerine de şöyle bir bakayım bir taraftan. Onları da karşıma aldıktan sonra inceleyeyim. 4 saatlikte ne yapılabilir diye şöyle bir baktığımızda. 4 saatlikte şu an ne yapılır? Valla değerli arkadaşlar, long pozisyon bir tık riskli ama denenebilir. 33.800'ün altındaki 4 saatlik kapanışla bu pozisyonu kapatmak koşuluyla veya short pozisyona dönmek koşuluyla spot alım veya bir long pozisyon denenebilir ama risk içerdiğini bilmenizi istiyorum. Biraz daha az riskli olmasını istiyorsanız fiyatların 34.650'yi geçmesini bekleyebilirsiniz. Bunun haricinde short pozisyon oluşturulmaz asla. Short pozisyon için ya 33.800'ün değil mi mesela 33.000 evet 800 bölgesinin aşağı yönlü kırıldığını görmeniz lazım. Veya biraz işte 34.500 lira fiyatın geldiğini göreceksiniz ki buradan deneyebilirsiniz. Onun haricinde 4 saatlik de bu mantıklı olmaz. 36 bin dolar çok önemli bir seviye. Hatta saatlik tabloya da hemen geçip bakmak gerekirse. Bakın burada 35.200'den sonra 36 bin bölgesi karşımıza bir direnç alanı olarak çıkacak. Bu da Fibonacci 3.382 çok önemli bir bölge değil saatlik tabloda ama 4 saatlik tabloyla birlikte aynı seviyeyi bizim karşımıza direnç alanı olarak çıkarması oldukça önemliymiş gibi gözüküyor. Valla saatlik bazda da arkadaşlar ya fiyat ortada. Short pozisyon riskli olur. Long pozisyon keza aynı şekilde. Yani long pozisyon oluşturmak için saatlik tabloda yani fiyatın biraz şu 33.500'lere inmesini beklemenizi öneririm. Short pozisyon oluşturmak için de yani belki şu 20 dakika sonra eğer 34.000 doların altında kapatırsa belki bu şekilde bir short pozisyon düşünebileceğinizi düşünüyorum. Bunun yanı sıra videonun başında belirttim. Kimsenin konuşmadığı şeyler. Şimdi fiyat düşerse arkadaşlar buradan düşer diyoruz ya. Arkasında aslında mantıklı bir hikaye de var. Nasıl bir hikaye? Yani burada arkadaşlar bakın bizim yaklaşık burada 34.500 ile 35.200'de
CME vadeli işlemler tablosunda bir gap'imiz vardı. Gap boşlukları. Fiyatlar tabii ki bu gap boşluklarını %100 dolduracak diye bir kural yok. Ama genel olarak bu gaplerin kapandığını piyasada gözlemlemişizdir. Yani %90 ihtimalle bu gapler kapanıyor. Ha tabii bu rakam da yıldan yıla değişiyor. Mesela %70'inin kapandığı yıl oluyor. İşte %85'inin kapandığı yıl oluyor. %95'inin kapandığı yıl olabiliyor. Ama genel olarak hani ortalama bir rakam vermek gerekirse %70, %80 bu gapler kapanıyor ve Bitcoin'in çok hızlı bir şekilde bu bölgeye yükselmesi, 34.500 ve 35.200'de bu gapleri kapatması bizim için, yani fiyat buradan düşecek diyoruz ya. Yani hikayesi de bu olabilir. Gapleri kapatmak için yükselmiş olabilir ve buradan gerisin geriye ilk etapta 30 bin dolara, akabinde bir sonraki gap'i bakın 21 bin dolar ile 20 bin 400 dolar aralığında bir gap var arkadaşlar. Bu sefer de inip buradaki gap'leri kapatmak isteyebilir. Yani öyle bir yükseliş yapmış ki arkadaşlar, tam yani birebir gap'i kapatıp, gap dediğimizde arkadaşlar şöyle ifade etmek gerekirse, vadeli işlemler tablosunda fiyatların boşluklu bir şekilde açıldığı anlarda oluşan fiyat boşluklarıdır. Yani örnek veriyorum, fiyat cuma akşamı 25 bin dolarda kapatır. Pazartesi günü sabah 27 bin dolarda açılır. Bu iki fiyat arasında bir boşluk oluşur arkadaşlar ve fiyat düzenli olarak dönüp bu boşlukları kapatır. Yani bakın Bitcoin'de bu 34.500 ile 35.200 arasında bakın şöyle gözükür bir boşluk var. Dikkat ederseniz şöyle yakınlaştırmak gerekirse. Ve bu TradingView'un kullanım şekli mi değişti? Ben mi kullanamıyorum? Bakın şurada bir boşluk var. Fiyat gelmiş arkadaşlar, net bir şekilde bakın bu boşluğu, ben bu boşlukları böyle sarıyla sizin için işaretledim. Tam bakın fiyat da gelmiş, tam böyle sanki kasıtlı bir şekilde gelmiş. Bu boşluğu kapatmış gibi durması biraz bizim için dikkat edilmesi gereken başka bir husus. Önümüzdeki hafta çok önemli olacak. Tabii ki bu gapleri de yine hep birlikte takip ediyor olacağız. Yani bizim için 32.300'ün üzerinde özellikle gelebilecek bir önümüzdeki hafta bir haftalık kapanış tablonun gidişatını çok etkileyecektir. Yani şu anda kısa orta vadeli 30 bin, orta uzun vadeli 28 bin doların altına inmediğimiz müddetçe herhangi bir sıkıntı olmadığının altını çizmek istiyorum. Bununla beraber de tabii ki yine karar sizindir. Ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Zaten neler yapabileceğinizi de anlattık. %100'ümüzde zaten almışız, içerideyiz. Haberiniz olsun, son durum Bitcoin'de bu şekilde. QAnon'a hala kayıt olmadıysanız Kriptoguz Davet koduyla kayıt olabilirsiniz. QAnon'a ilk kayıt olup bakiye yüklemenizin ardından 3 dolarla 250 dolar aralığında ücretsiz bir ödül kazanacaksınız. Çekip kullanabileceğiniz. QAnon sıfır işlem ücreti ve sıfır komisyonla benim 2 yıldır işlem yaptığım bir platform. Gayet güzel. Hem kripto paraları hem de işte yakında hatta BIST endeksindeki büyük hisse senetlerini, işte Amerika piyasalarındaki hisse senetlerini, endeksleri, ETF'leri, tahvilleri, hükümet bonolarını hepsini alıp sattığımız çok güzel bir platform. QAnon'u tanıyalım, ardından devam edelim. Son 1,5 yıldır QAnon'u kullanıyorum. QAnon 5 yıllık geçmişi olan bir broker firması. Sebebine gelince, birinci sebebi işlem ücreti ve komisyon olmaması. Bunun ilerleyen dakikalarda avantajlarından göstererek bahsedeceğim. İkinci sebebi sadece kripto paraların olmaması. 1500'den fazla hisse senedi var. Yaklaşık 20 tane endeks ve MTA vadeli işlemi var. 44 tane ETF var ve 25 tane de forex çifti var. Mobil uygulamalar bulunuyor. Hem Apple cihazlar için hem Android cihazlar için. Hemen gelin panelleri göstererek bu avantajlardan bahsedelim. 1,5 yıllık süre zarfında işlem ücreti ve komisyonlardan 1754 dolar tasarruf ettirmiş QAnon bana. Bakın burada zaten siz de görebilirsiniz. Siz de zaten kendi panellerinizde işlem yaptığınızda bunu göreceksiniz. Gerçekten çok büyük bir para. Yani bugün Türkiye şartlarına baktığınız zaman 50 bin lira gibi para yapıyor. O yüzden QAnon'un bu özelliğini çok seviyorum. Panellere şöyle bakacak olursak, bakın işlem kısmında paneller oldukça kullanışlı, oldukça basit. Direkt olarak mesela burada girdiğiniz işlemleri görebiliyorsunuz portfolyo kısmından. Direkt olarak buraya mesela hisse yazdığınızda hisse senetleri karşınıza geliyor. Mesela kripto yazdığınızda direkt olarak karşınıza kripto paralar geliyor. Vadeliler yazdığınız zaman karşınıza vadeliler geliyor. MTA yazdığınız zaman bakın buraya MTA'lar,
MTA'lar. İşte ETF yazdığınızda ETF'ler, Forex yazdığınızda Forex'ler direkt olarak web sürümünde karşınıza geliyor. TradingView panelleri var. Hem web sürümünde hem de mobil cihazlarda direkt olarak burada TradingView'dan analiz yapar gibi dilediğiniz kadar gösterge koyarak ve ilgili araçları kullanarak analizinizi yapıp buna göre işleme girebilirsiniz. Hadi gelin şimdi bir de para nasıl yatırılır, işlem hesabı nasıl oluşturulur bunlara bakalım. Para yatırma çekme bildiğiniz gibi klasik yöntem. Burada spot cüzdanı seçiyorsunuz. Daha sonra ilgili birimi seçtikten sonra buradaki listeden direkt burada yükleme yap kısmında cüzdan adresini alıp çekmek istediğiniz borsadaki çekim adresi kısmına yapıştırıp paranızı çektikten sonra paranız direkt olarak buraya geliyor. Para geldikten sonra burada transfer yap sekmesi açılacak. Ben de şu anda bütün para işlem hesabında olduğu için burada bakiye yok, gösteremiyorum. Transfer yap kısmından siz de benim gibi paranızı işlem hesabınıza aldıktan sonra bakın burada geleceksiniz, işlem gücü belirleyeceksiniz. Bu işlem gücü minimum 1000 dolar olarak belirlenebiliyor. O yüzden en az 50 dolar göndermeniz lazım. Çünkü maksimum çarpan 20. Ha bu 50 doları siz 20 ile çarpıp 1000 dolarlık buraya işlem gücü aldıktan sonra bu işlem gücü içerisinde mesela 500 dolar kullanabilirsiniz. Ne kadar göndermiştiniz? 50. Ne kadar işlem yapıyorsunuz? 500'lük otomatikmen 10 çarpana düşmüş oluyor. Burada bunu tamamen siz kendiniz belirliyorsunuz. Yani kullanımı oldukça basit. Çekerken de tam tersini yapıyorsunuz. Mesela geliyorsunuz burada para işlem hesabındaysa gelip buradan para birimini seçtikten sonra spot cüzdana transfer ediyorsunuz. Burada miktarı belirleyip ondan sonra da gelip burada yine aynı şekilde para bu sefer spot cüzdana düşüyor. Gelip buradan çekim yap kısmından paranızı çekebiliyorsunuz. Açıklama kısmındaki davet koduyla veya videonun altında görmüş olduğunuz davet kodu tek oyla Kriptoguz davet koduyla kayıt olduğunuz zaman tek sefere mahsus yapacağınız işlem için 3 dolarla 250 dolar aralığında rastgele bir ödül kazanacaksınız. Bunu çekip kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizi ücretsiz işlem yaptığımız Telegram grubuna alacağız. Bunun için de yine aynı şekilde açıklama kısmındaki linkten ilk etapta ana grubumuza gelin. Orada bize bildirdikten sonra diğer gruba geçişinizi sağlayacağız. Şimdi hadi gelin yayınımıza veya videomuza devam edelim. İyi seyirler. Çok uzun zamandır konuşuyoruz. Yani belki bir yıl da olmuş olabilir. Bitcoin dominansının hedefinin %55 seviyeleri olduğundan bahsediyoruz. Ve burada %54,5'a geldi artık Bitcoin dominansı. Ve buradaki analizimiz artık başarılı olmuş oldu. Burada Bitcoin dominansının altcoin'lerin işine yarar şekilde dönmesi %52,5'un altında gerçekleşecek. Yani bu seviyenin üzerindeyken %54,5 dedik ya, bu %55'e tekrar çıkacak. Hatta üzerinde bir yere bile gidebilir. Yani %55,7'lere kadar yükselişini sürdürebilir. %52,5'un üzerindeyken Bitcoin dominansı yukarı yönlü hareketine devam edecektir diye düşünüyorum. Zaten diğer taraftan baktığımız zaman Tether dominansı düşmeye devam ediyor. Bana göre Tether dominansı burada %10 seviyelerine kadar düşmeye devam, Others dominansı, altcoin dominansı bu seviyelere kadar düşmeye devam edecek. Tether dominansı biraz desteğe gelmiş. Bu biraz can sıkıcı. Tether dominansı desteğe geldiği için belki önümüzdeki günlerde biraz piyasada geri çekilme gözlemlenebilir. %7,2'ye kadar ulaşır burada Tether dominansı ve biraz ürünlerde geri çekilme olur Bitcoin'de dahil ki bunun yanı sıra total market cap'e baktığımız zaman bunun da Fibonacci direnç alanında olması, bakın bir önceki Nisan 23'teki seviyesine gelmesi önemli bir direnç alanı bu arada burası. Yani yaklaşık olarak 1.2 milyar dolar, 1 trilyon 200 milyar dolar ve 1 trilyon 250 milyar dolar çok önemli seviyeler. Burada bir direnç alanı var, buraya kadar ulaşıp bir satım sinyali göstermesi açıkçası Tether dominansındaki görüntüyü doğrular cinste. Yani burada 1 trilyon 250 milyarı geçmediğimiz müddetçe piyasada ufak bir geri çekilme gözlemlenebileceğini düşünüyorum ki zaten baktığımız zaman sadece Total 2 ve Total 3 biraz daha ayağa kalkıyor gibiler. Belki para yani Bitcoin'den daha fazla çıkabilir. Yani altcoin'ler adına biraz daha iyi günler görebiliriz ama yine de çok riskli. Yani bu bile çok doğru bir yorum olmayabilir. Yani altcoin'leri almak için şu anda hala çok riskli bir ortamda olabiliriz diye düşünüyorum. Yani Ethereum, Bitcoin şu anda majör destek alanında, bunu alabileceğinizi söylemiştik. Yani 5180 buranın altındaki günlük kapanışa çıkmak koşuluyla 5180 Satoshi buranın altındaki kapanışa çıkmak koşuluyla belki denenebilir ama hani burada her ne kadar bir uyumsuzluk olması da bilemiyorum yani. Direnç alanından dönen bir Ethereum var. Gerçi 1680'in üzerindeyken bunda da bir sıkıntı yok ama Bitcoin'in ters, yani buradan yaşanacak bir düşüşte hala en çok kazandıranın Bitcoin olması ya da en az zarar ettirenin Bitcoin olması gibi bir gerçeklik var arkadaşlar.
Hani böyle bir durum yaşanabilir. Mesela her ne kadar Others Dominance burada dönmeye çalışıyor gibi gözükse de bilemiyorum yani. Dikkatli olmakta yarar var. Dediğim gibi yani total market cap direnç de, Tether dominansı destek de, CME vadeliler tablosundaki gap kapanmış. Yani böyle bir tablo var karşımızda. Piyasalar düşecekse buradan düşecek, açık konuşmak gerekirse. Ya buradan düşecek ya tam gaz yükselişine devam edecek. Bunu da önümüzdeki hafta belirleyecek. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Videoyu eğer beğendiyseniz beğen butonuna basarak ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Muhakkak fikirlerinizi, eleştirinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Mutlu hafta sonları. Bol kazançlar efendim.